Evet, ilahiyatçı yazar Vehbi Güler'le birlikteyiz bu bölümde. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı bayramlarınız Amin, olsun bugün son günü ama. Cümlemize hayırlı bayramlar olsun inşallah. Cenab-ı Hak nice nice yeni bayramlar göstersin. Amin, amin. İnşallah hocam hepimizin kalben duası bu şekilde. Bugün de önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında hepimizin çabası hocam, iman ederken, inanırken birçoğumuzun çabası cennete girme arzusu. Girmek, evet. Evet. Ama cennet denilen yer neresidir? Bir de hocam cennetül müşahede diye bir yerden bahsedilir. Orası neresidir? Cennetten farklı bir yer midir yoksa cennetin özel bir yeri midir? Tüm bunları sizden dinleyelim. Önce her zamanki gibi tebrik ediyorum sizi. Cennetül müşahedeyi herkes bilmez. Demek ki dersinizde oldukça çalışmışsınız. Tebrik ediyorum. Sohbetimizin mukaddime bölümünde rahmetli Akif'i analım. İstiklal Marşımızın dev şairi. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Hakikaten o yükü müminim diyen hiçbir insanın taşımaması lazım. İman bambaşka bir şey. Allah nasip kısmet ederse imandan bir gün konuşalım. İman nedir? İmanın çeşitleri nelerdir? İman insanı nereye götürür? Cenab-ı Hakk'ın vaadi ile vaidi arasındaki farkı iman meselesinde açıklayalım. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Cenab-ı Hak o yükü ümmeti Muhammed'e taşıttırmasın. İman ve aşkla yaşayan bir kul, bir ümmet olalım inşallahü teala. Cennet. Herkesin arzu ettiği, buluğ çağına girdikten sonra annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, hocalarımızın, öğretmenlerimizin zaman zaman sohbetleri içerisinde çocuklar mutlaka cennete girebilme için mücadele edin dediği muazzam ve muazzez bir yer. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Amin inşallah. Cenab-ı Hakk'ın kulum dediği insanlara müjde verdiği yerin adına cennet denir. Peki o müjdeyi nasıl alacağız? Kul olmakla alacağız. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yazdanın, ne imanın kalır tesiri katiyen ne de vicdanın. O halde cennete gidebilmenin ilk şartı iman, Allah'a ve Resulüne iman ama. Yalnız Allah'a inanmak kafi değil. Allah'a ve Resulüne iman. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyecek kul ki iman etmiş olacak. Sağlam bir iman etmiş olacak. Sonra iman eden insanın ilk vazifesi sevecek. Yerdeki böcekten havadaki kuşa, dağdaki yırtıcı hayvana varıncaya kadar. İnsanlık alemi dahil olmak şartıyla inanan inanmayan, açık kapalı, sakallı sakalsız, efendim devlet başkanından mahalle bekçisine kadar her insanı mutlak surette sevmekle beraber can taşıyan bütün varlıkları da sevecek ki insan mümin olacak. Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olacak. Sonra o sizin sorduğunuz cennete girmeyi hak kazanacak. Dolayısıyla İnsanoğlu imandan sonra sevecek, ahlaklı, edepli, terbiyeli, faziletli, bizim lisanımızda Devlet-i Ali Osmaniye'de adab-ı muaşeret dediğimiz o şartlara, o kaidelere mutlak surette uyacak, hayatına tatbik edecek, sonra ellerini açacak, diyecek ki ya Rabbi ben geldim, hatamla, kusurumla geldim, isyanımla geldim. Günahlarımla geldim ama gidecek kapım yok. Ben senin rızana talibim ya Rabbi diye. Hocam müsaadenizle burada bir virgül koyalım. Çok önemli konular. Kısacık bir araya gitmemiz gerekiyor. Peki. Aradan hemen sonra sevgili hocamla cenneti ve cennetin bütün detaylarını konuşuyor olacağız. Elbette ki cuma günü duamız da olacak ama tüm bunlar kısa aranın ardında. Evet Vehbi Güler hocamla cenneti konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun hocam. Cennete girebilmek için her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olmak lazım. O çok önemli. Yani kardeşlerime vasiyet babında söylüyorum.
ellerini açıp dua ederlerken, ya Rabbi cennetin de hak, cehennemin de hak. Hani dedelerimiz, nenelerimiz, narın da hak, nurun da hak derler. Doğru. Fakat mümin onun bir basamak üstüne çıkacak. Ya Rabbi cennetin ve cehennemin kulların için haktır. Kabul ediyorum ama ben senin rızana talibim ya Rabbi. Rızana talibim ne demek? Allahu Zülcelal yaratmış olduğu kuluna bir defa yahu kulum desin, ikinciyi istemiyoruz. Neden? Çünkü Allah vaadinden dönmez. Bir sefer kulum dedi mi iş bitmiştir. Yani bir ömür boyu yorulmamızın, terlememizin, çalışmamızın, anlatmamızın, sohbet etmemizin, muhabbetimizin bir tek gayesi var. Allahu Zülcelal'e bir defa kulum dedirtebilmek için. Peki öyle olursa ne olur? Cenab-ı Hak bize bir sefer kulum derse ne olur? Çünkü Hazreti Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in ümmeti, Ruzi Mahşer'de peygamberimizden önce gelen peygamberlere bile şahitlik yapacak ümmettir. Yani Hazreti Adem'den başlayın, bizim peygamberimize gelinceye kadar. Bir rivayette 128 bin, bir başka rivayette 228 bin Nebi ve Resul'ün Nebi ve Resul olduğuna dair şahit olan ümmetin adına Hazreti Muhammed'in ümmeti denir. Biziz. Cenab-ı Hak bizi huzuruna çağıracak. Diyecek ki siz benim Habibimin, peygamberimin ümmetisiniz. Şahit misiniz? Diye soracak. Biz lisan-ı hal ile büyük bir aşkla şahidiz ya Rabbi. Neden? Çünkü biz Kur'an okuyan ümmetiz. Cenneti bize kim vaat ediyor? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak var. Kur'an'ı okumayan insan cenneti nasıl bulacak? O 8 tane cennet tabakasını biraz sonra evet zaten soracağım arasında o 8 tane cennet var. Kardeşlerime vasiyet babında kulaklarına küpe olarak takıyorum. Vasiyet babında söylüyorum. 8 tane cennet. Ya Rabbi o 8 tane cennet tamam. Ama ben kul olarak, ben mümin olarak, Müslüman değil dikkat edin. Mümin olarak, mümin Müslümanın 10 basamak üstünde olan insandır. Yani İslami emirlerin her türlüsünü kalbine, gönlüne, ruhuna, vicdanına, aklına, beynine, hayatına, aile yaşantısına, ticari ahlakına uygulayan insanın adına mümin denir. Onun için biz Müslüman olmaktan şöyle bir 10 basamak üste çıkalım, mümin olalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim innemel müminune ihvetün, müminler kardeştir diyor. İslam'ı yaşayan, İslam'ın emir ve nehilerine gönül verenler kardeştir. Bu bayram günlerinde Müslümanım diyen bütün kardeşlerimizi mümin olmaya davet ediyoruz. Cenab-ı Hak bu davetimizi duysun. Ruz-i Mahşer'de rızasına talip olan kullarından olalım inşallah. Amin inşallah. Peki rızasına talip olunca ne olur Nülüfer? Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki Allah'ım ben Ruz-i Mahşer'de madem ki şahit bir ümmetim o halde senden bir şey rica ediyorum Allah'ım. Bir şey istiyorum. Israrla istiyorum. Cenab-ı Hak soruyor. Ne istiyorsun? Ya Rabbi ben cennetül müşahedeyi istiyorum. 8 kat cennetin üstünde olan cennete cennetül müşahede denir. Buraya bir virgül koyalım. Geriye dönelim. Abdullah bir gün sevgili peygamberimiz. Ha anlatacağız mı? Tabii söyleyeceğiz. Cennetül müşahedede ne var? Hazreti İsa orada, Hazreti Musa orada, Hazreti Davud orada, Hazreti İbrahim orada, Hazreti Adem orada ve beşeriyetin en büyük önderi, kainatın Halık'ının Habibim dediği, bizim de görmeden inandığımız sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem orada. Ne olacak orada? İşte o ne olacağı biraz sonra söyleyelim. Neden? Dedik ya biz şahit bir ümmetiz. Şahitlik yapacağız. Bütün peygamberlere ve bütün peygamberlerin ümmetlerine şahit olacağız. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam
Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de, Kubbe-i Hadra'nın altında ashabıyla sohbet ederlerken böyle buyurdular. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan sahabelerden bir tanesi Abdullah İbni Mes'ud idi. Abdullah İbni Mes'ud böyle 1.40-1.45 boylarında, kitaplarımızın yazdığına göre, desen uçacak şekilde zayıf ama iman ve aşkta kuvvetli. Şiir kitaplarımız diyor ki, İslam tarihi diyor ki, Abdullah İbni Mes'ud'u anlatırken Sure-i Rahman'ı Kabe-i Muazzama'nın üzerinde müşriklere karşı korkmadan, ürkmeden, çekinmeden Sure-i Rahmanu allemel Kur'an, halagal insane allemehul beyan, eşşemsu vel kameru bi husban ila ahirir. Ayetlerin sonunda febi eyyi alai rabbikuma tükeziban diye Cenab-ı Hak soruyor. Size bütün nimetleri veren benim. Size akıl veren, irfan veren, vicdan veren, göz veren, kulak veren, el veren, ayak veren, nefes veren, nefis veren, efendim mal veren, mülk veren, evlad-ı iyal veren, dünyada lazım olan her şeyi size karşılıksız olarak veren benim. Febi eyyi alai rabbikuma tükeziban. Hangisini inkar ediyorsunuz? Ey insanlar, ey kullarım, hangisini inkar ediyorsunuz? İnkar edebilir misiniz? Semadan yağmuru yağdırmasa, kışın karı vermese halimiz ne olur, hiç düşündünüz mü? Sersefir hocam. Her şeyi Cenab-ı Hak veriyor. Onun izni, onun müsaadesi olmadan hiçbir şey olmaz. Ve Peygamberimiz Abdullah İbni Mes'ud bu sahabeye diyor ki, ey Abdullah, bir Kur'an-ı Kerim oku dinleyin. Abdullah İbni Mes'ud, peygamber terbiyesi alan, kadim kültür ve medeniyetin içerisinde Kur'an terbiyesi alan, Kur'an kültürüyle yetişen bir insan. Bizatihi ebi ve ümmi ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim sizin şahsınıza indi. En güzel Kur'an-ı Kerim'i siz okursunuz. Siz dururken ben nasıl Kur'an-ı Kerim okurum? Efendimiz tebessüm etti, dedi ki, ey Abdullah, ben ümmetimin Kur'an okumasını çok severim. Hadi oku da dinleyin. Şimdi sormak lazım. Ben Müslümanım diyen kardeşlerime sormak lazım. Bayram arefesinde, bayram günleri içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyor musunuz? Bana mı sordunuz? Hayır, hayır, hayır. Kardeşlerime. Durunca ben bana sorayım sordunuz diye. Hatibin şeydir, adetidir, bir şey sorduğu zaman durur, karşıdan cevap alıyormuş gibi tekrar konuşmaya başlar. Yok, ben de size cevap vermemiş olmayayım diye emin olduk. Kur'an-ı Kerim, müminin Kur'an okuması lazım. Abdullah İbni Mes'ud, peygamberimiz öyle söyleyince aleyhissalatü vesselam o kadar hoşuna gitti ki, çok da güzel Kur'an-ı Kerim okur, Davudi bir ses, küçücük bir adam, Davudi bir ses ve Kur'an'ı en güzel okuyanlardan bir tanesi, ilmi kıraata sahip, yani Kur'an okuma şekline ilmi kıraat denir. Ona sahip adam. Ben diyor Sure-i Nisa'dan yukarıdan aşağıya okumaya başladım. Sure-i Nisa kadın suresi demek. Ne diyeyim şimdi, hani bazı kelimeler, bazı laflar tam dilimin ucuna geldi ama geriye göndereyim. Bu kadın hakları, kadın hakları, kadın hakları diye memleketin dört bir yanında veya dünyanın her bir tarafında çığırtkanlık yapan kadınlar, Kur'an-ı Kerim'deki Sure-i Nisa'da Allah'ın kendilerine verdiği hakkı bir öğrenseler, dünyada erkekler adım bile atamazlar. Kadın hakkı Allah'ın huzurunda bu kadar önemli ve kıymetlidir. Abdullah İbni Mes'ud diyor ki, yukarıdan aşağıya Sure-i Nisa'yı okumaya başladım, bu ayete geldim. Estağfirullah. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ شَهِيدًا. Bu ayete geldim, durdum. Kafamı Kur'an-ı Kerim'den şöyle bir kaldırdım. Allah Resulü'nün gözlerine baktım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ağlıyordu diyor. Ağlıyordu. Kur'an manasına göre okunmaya başlarsa eğer, mümin ağlamaya başlıyor demektir. Kur'an insanın kalbine, gönlüne, ruhuna, vicdanına öyle tesir eden mucizevi kitabın adıdır. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nün gözlerine baktım. Bu ayetten sonra Allah Resulü ağlıyordu.
Durdum diyor. Ben durunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayeti cellenin ifade ettiği mana verdi. Cenab-ı Hak direkt sevgili peygamberimize hitaben diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yarın mahkeme-i kübrada, ruzi mahşerde herkesin ellerine amel defterleri verildiği zaman ya Rabbi amel defterini sağ taraftan almayı bize amin. Nasip eyle. Amin. Bütün ümmetlere Hazreti Adem'den bizim peygamberimize gelinceye kadar bütün peygamberlerin ümmetlerine bir şahit getirdiğimizde ne dedik? Biz şahit bir ümmetiz. Bakın şimdi biz şahit olacağız. Habibim, sevgili peygamberim, Ruzi Mahşer'de bütün ümmetlere bir şahit getirdiğimiz zaman seni de peygamber olarak, Habibim olarak, son peygamber olarak seni de onların doğru söylediğine şahit tuttuğumuz zaman acaba onların hali ne olacak? Efendimiz bu ayeti celleyi duyduğu zaman ağlamaya başladı. Biz bizden önceki ümmetlerin şahidiyiz. Bizim doğru söylediğimizin şahidi de bizzat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Öyleyse bu dünyada Hazreti Muhammed'siz bir din asla yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri böyle buyuruyorlar. Semada meleklerle beraber biz Habibim olan Hazreti Muhammed'e salatu selam getirirken yerde inandık, iman ettik, müminiz, Müslümanız diyen insanlar benim peygamberime, Habibime salatu selam getirmezlerse ayıp olmaz mı? Olursa. Diye soruyor. Semada melekler bile peygamberimize salatu selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el. Bütün bunları girişgah olarak niye söylüyorum? Cennete gitmenin yolu buradan geçer. Eğer bunları yapamazsak Allah korusun. Cennet zor olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyeceksin. Otururken, kalkarken, yatarken, caddede, bağda, bahçede, abdestli, abdestsiz. Ne zaman olursa salatu selam getirmeyi asla ve asla mümin unutmayacak. Cenneti böylece sevgili Nülüfer, 8 kat cennet var. Şahit ümmet olduk ya. Evet. Cenab-ı Hak şimdi soracak. Oraya geliyoruz ve cennetül müşahedeye sizin sorunuza cevap bulacağız. Beraber bulacağız. Kardeşlerimle beraber bulacağız. Cennetül müşahede ne demek? Niye biz orayı istiyoruz? Kardeşlerime söyledim. 8 cennetin tabakası tamam. Orayı istiyoruz. Ama öyle bir ama yer var ki. Onun ötesinde bir şey istiyoruz ya. Biz müminiz. Bir ömür gönülden aşk ile Allah diyen müminleriz biz. Allah'a ve Resulüne inanan müminleriz biz. Cennetül müşahede varken niye cennetin 8 tabakasında duralım yahu? Büyük isteyin. Büyük olandan küçük şey istenmez. Doğru. Ne güzel bir söz. Büyük olandan dünya ve ahiretin mutlak sahibi ve hakimi yaratan, yaşatan, hüküm veren, son kararı söyleyen Allah-u Zülcelal'dir. Ya bundan küçük bir şey istenir mi? İstenmez. Büyük isteyin. Hocam günahımı olsun. Allah bize tövbe kapısını ölünceye kadar son nefesten evveline kadar açık bırakmış. Ey kulum aklını başına al tövbe et. Gel yanıma. Ya Rabbi hata ettim de. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münker ve tücahidûne fî sebîlillâhi azze ve cel. Diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar öyle müminler ki Allah dedikleri zaman tüyleri diken diken olur. İmanları aşka gelir, coşarlar. Dolayısıyla mümin cennetül müşahedeyi isterken coş be kardeşim ya. Coş, aşka gel.
elindeki ızdırap mızrabını gönül teline öyle bir vurasın ki dünya titresin. Müslüman ızdıraplı olan insandır. Acaba girecek miyim, giremeyecek miyim? Acaba hak ettim mi, hak etmedim mi? Bunu düşünecek bu insan. Dolayısıyla şimdi isterseniz cennetül müşahedeye başlamazdan evvel cennetin, normal cennetin 8 tane kapısı var. Evet hocam, nedir o kapılar? 8 tane kapısı var. Bunlar her bir katmana açılan kapılar tabii, mı hocam? Yani la teşbih, iyi anlaşılması babından söylüyorum. Kardeşlerim de yanlış anlamasınlar çünkü yanlış anlamaya da müsait şeyler söylememeye çalışıyorum tabii ama iyi anlaşılması için 8 katlı bir bina düşünün. Her katı ayrı bir cennet. Her katın ayrı bir adı var. Her katın ayrı bir kapısı var. Ayrı bir kapısı var. Her katın gireceği müminler de ayrı. Hı hı. Mesela Darul Celal denilen birinci kat cennet var. Darul Celal. İnciden yapılmıştır. İkincisi Darus Selam. Kızıl yakuttan yapılmıştır. Kapıların materyalleri böyle tasvir tabii, ediliyor. Tabii cennetin kendisi de kızıl yakuttur. Ha. Önemli, cennete giriyorsun. Kardeşlerimden özür dileyerek söylüyorum. Cennete herkes girmeyecek. Cennet ahır değil, herkes girmeyecek. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelen kadar gelen bütün peygamberlere inanan ümmetleri cennete gidecek. Hı hı. Hazreti Nuh'un ümmeti, Hazreti İsa'nın ümmeti, Hazreti İsa'ya inanan ümmet de cennete gidecek. Niye? Tevhid inancıdır o. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün dinlerin ana başlığı tevhid dinidir. Bizim anlayacağımız şekilde İslam dinidir. Hı hı. Hazreti Musa'ya inanan ümmeti de cennete gidecek. Hazreti Nuh'a inanan, Hazreti İbrahim'e inanan, Hazreti Yakub'a inanan, Hazreti Yusuf'a inanan, Hazreti Adem'e inanan, bizim peygamberimize de inanan ümmeti cennete gideceğiz. Orada cennette beraber olacağız. Darüsselam, kızıl yakuttan olan cennetin adıdır. Cennetül Me'va, maddeler halinde sayayım ama hepsinin yapılış malzemesi ayrıdır. En kıymetli taşlardan, en kıymetli varlıklardan yapmıştır Cenab-ı Hak. Neden? Kulunun hürmetine. Niye kulu? Çünkü kulu Allah'la beraber yaşadı. Allah'ından hiç ayrılmadı ki. Cennete girmeye hak kazandı. Cennetül Me'va, Cennetül Hult, Cennetül Naim, Cennetül Firdevs, Cennetül Karar ve Cennetül Adn. 8 cennet. Bu cennetin her bir kapısının üstünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazar. Kur'an harfleriyle. Ona biz eskimez harfler deriz. Kur'an harfleri. Eskimez harflerle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O yazılan yazıya da kelime-i tevhid denir. Kelime-i tevhidin yarısı kul lafıdır, yarısı Mevla'nın lafıdır. Yani sevgili peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın nurunu, cemalini görüverince şaşırdı. La ilahe illallah, Allah vardır ve birdir dedi. En güzel lafı. Evet. Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna gitti. Cenab-ı Hak da peygamberimize cevap verdi. Muhammedur Resulullah dedi. Yarısı mahluk lafı, yarısı mabut lafı der akaid kitaplarımız. Yani yarısını peygamberimiz söyledi, yarısını da Cenab-ı Hak söyledi. Buna kelime-i tevhid denir. Cennetin kapısının üstünde bu yazılar yazarken bu kapılardan girecek olan müminlerin, Müslümanların da sıfatları var. Mesela bir kapıdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed diyen, gecesi gündüzü abdestli abdestsiz yürürken çarşıda, bağda, bahçede kalben onu söyleyen,
mümin o kapıdan girecek. Namaz geçirmeyen mümin namaz kapısından girecek. Oruç geçirmeyen mümin oruç kapısından girecek. Efendim zekat nisabına maluk olan zenginler zekat kapısından girecek. Harama bulaşmayan müminler harama bulaşmayan kapıdan girecek. Tamam mı? 8 tane cennet var. Bunun karşılığında da 7 tane cehennem tabakası var. Evlerden uzak. Ben küçüklüğümden bu tarafa hep cehennem korkusuyla yetiştirildiğim için hepimiz öyle. Ona çok girmiyorum. Yani cehennem de var ama. Evet. Böyle bir gerçek var. Öldükten sonra gideceğimiz kabir hayatın, kabir hayatı denilen bir hayat var. Birileri çıktı kabir hayatı yoktur mu? Tövbe estağfurullah. Öldükten sonra kabir hayatı denilen bir hayat vardır. Kabir hayatı peygamberimizin lisanından ya cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurundan bir çukurdur. Ya Rabbi kabirlerimizi cennet bahçesi eyle inşallahü teala. Kabir hayatı bitip kıyamet koptuktan, mahşer yeri kurulduktan sonra da üçüncüsü olmayan gideceğimiz iki tane yer var. Ya cennet veya cehennem. Küçükken bize hep annemiz, babamız, dedemiz, nenemiz, amcamız, dayımız, efendim camide hocamız, okulda öğretmenimiz, Allah'tan korkun, Allah taş yapar, cehenneme gidersiniz. Hep korkun. Evet. Ya İslam, cehennem tasviri benim de mesela kafamda cennetten daha yoğun. İslam korku dininin adı değildir. İslam sevgidir, şefkattir, merhamettir, adalettir, nezakettir, nezafettir, inceliktir, kibarlıktır. Ben Müslümanım diyen bir insandan daha medeni hiçbir insan görmedim. Olması da mümkün değildir. Neden? Çünkü İslam'ın içerisinde zerre kadar kötülük, İslam'ın dışında da zerre kadar iyilik bulamaz. Bunu böylece bilmek lazım. Onun için kabul etmek lazım ki 8 tane cennetin tabakası var ama 7 tane de cehennem var. Ya Rabbi gönülden Allah diyen kullarını cehennem azabından muhafaza eyle diye dua ederek cenneti anlatmaya devam edelim. Hocam merak ettiğim bir konu var. Bunu da size sormak istiyorum. Eminim birçok kişi de bunu merak ediyordur. Şimdi tabii ki belli kullar var. Hem iyi tarafları da var hem kötü tarafları da var. Şöyle bir şey yok mu peki? Herkes mutlak olarak cennette artık hep ebedi kalacak, mutlak olarak hep cehennemde ebedi mi kalacak? Yoksa cehennemde cezasını çekip yaptığı bazı günahların, yaptığı iyiliklerin hatırına cennete geçme şansı olacak mı? Müminlerin günahkarlarından de cehenneme düçar olanlar olursa eğer, Allah korusun, onlar günahları kadar azaba düçar olacaklar. Nerede? Cehennemin en üst tabakasında. Cehennem kelimesi en üst tabaka demek. Tabandan aşağı yukarı doğru. Cehennem tabakası aşağıdan yukarıya doğru sayılır. Cennet tabakası da yukarıdan aşağı doğru sayılır. En üst tabakası ateşi ve azabı az olan yerdir. Oraya müminlerin günahkarları gidecek. Orada azabını çekecek. Azabı çektikten sonra illaki cennete gidecek. Ama şurada bir siyah leke olacak. Bu cehenneme girdi geldi. Cennete girse de cennette olan kardeşleri aslında biraz mimlenmiş olacaklar. Biraz mimlenmiş olacak. Yani ayırt edilecekler. Bu kul cehennem ateşini gördü geldi. Azabını çekti geldi. Yalnız orada bir de Arasat denilen yer var. Arasat'ta bekleme. Hani bazen Araf'tayım falan derler ya, evet. Sosyal medyada aman Allah'ım, sosyal medya edebiyatında neler görüyorum, neler görüyorum, neler okuyorum. Ne diyeyim? Ya Rabbi doğruluktan ayırma diye dua ediyorum. Amin. Cennet ile cehennemin arasında olan yere Arasat denir. Kim bekleyecek orada? Orada birileri bekleyecek ki, evet. Onun adı var.
dünyadayken anne babasının kalbini kırıp duasını almayan evlat sağa bakacak cennet, sola bakacak cehennem. Ama ne cennete gidebilecek ne cehenneme girebilecek, ortada bekleyecek. Anne baba, Allah'ın rızasını kazanmak, anne babanın rızasını kazanmakla eşdeğerdir. Genç kardeşlerimin kulağına küpe olarak takayım. Yani işte miras yüzünden dövüşen, babam istediğimi almadı, anam dediğimi yapmadı. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Allah'ın rızası anne babanın rızasını kazanmakla eşdeğerdir. Etle tırnak gibidir. Hocam bazen ne kadar pervasızca hiç ölmeyecekmiş gibi hayat çabasına düşüyoruz. Onu diyorum yani, savaşlar, işte bahsettiğiniz kardeşlerin kardeşe düşme. Hakikaten sonsuz bir ömür olsa belki biraz daha manalı bunlar. Ama zaten bitecek ve ne zaman biteceğini de hiç bilmediğimiz bu bir saniye sonra da olabilir. Hani maksimum ne kadar olabilir? Olsun 120 yıl olsun. Hani daha çok olsun, 150 olsun. Hani 150 yılınızı siz ebedi bir şeye tercih ediyorsunuz. Hazreti Adem gibi, Hazreti Nuh gibi 900 yıl yaşasan ne olacak ki? Hazreti Nuh'un sadrinde kalbi 980 yıl atmış böyle. 980 yıl bu kalp çalışmış, neticede yine ölmüş. Neden? Cennetül müşahedeye gireceğim. Kısacık bir hadis-i şerif söyleyeyim. Hemen o zaman kısa aradan sonra söyleyelim, tamam, ki yarım kalmasın hocam hadis-i şerifimiz. Kısa aradan sonra biz hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Tabii ki cuma bugün çok kıymetli bir gün bizler için. O yüzden cuma duamız da olacak elbette. Kısa ara sonra biz hocamla yeniden buradayız. Evet sevgili hocam Vehbi Güler'le bugün konu başlığımız cennetti. Konuşmaya da devam ediyoruz hocamla. Bir hadis-i şeriften bahsediyordunuz ki araya gittik Cenab-ı hocam. Cenab-ı Teala Hazretleri melekler alemini çağırdı. Dedi ki ey melekler, çok her şeye bakın. Minnacık minnacık gördüğünüz şeyler var ya. Evet ya Rabbi. Onlar insandır. İnsan denilen ulvi, kıymetli, şerefli bir varlık yaratacağım. Şu tarafa doğru bakın dedi. Burası da dünya dedi. O insanlar bu dünyada yaşayacaklar. Melekler bir insanların kalabalığına baktı. Böyle vücur vücur karınca sürüsü. Dünyaya baktılar. Küçücük bir dünya. Dediler ki ya Rabbi, bu kadar kalabalık bir insan, nasıl bu kadar olacak, küçük bir dünyadan nasıl yaşayacaklar? Cenab-ı Hak meleklere dedi ki, sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Ölüm denilen bir şey yarattım. Devri daim yapacak. Ölecekler onlar. Biri ölecek, biri doğacak. Biri ölecek, biri doğacak. Peki, bu kıymetli, şerefli, değerli, üstün vasıfları olan insan denilen varlık, ölümü bildikleri halde dünyada yaşayabilecekler mi? Gafleti yarattım dedi. Cennetül müşahedeye girebilmek için gafletten kurtulup gönülden Allah aşkıyla kulun yaşaması lazım. Cennetül müşahede şu. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o 8 tane cennetten birine girmeyi hak kazanan kullarına dedi ki, meleklerine, cennete girmeye hak kazananları çağır benim yanıma. Hepimiz geldik. Ya Rabbi, cennetle müşerref olan kullarından öyle. Amin. İnşallah. Hazreti Ömer gibi söylüyorum. Peygamber Efendimiz'e demiş ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir kişi cennetlik olsa o benim. Bir kişi cehennemlik olsa o yine benim demiş. Onun için ben Hazreti Ömer gibi söylüyorum. Ümit varım. Mutlaka cennete gideceğim inşallah. Kardeşlerimle beraber. Bizi dinleyen, sohbetimize katılan bütün kardeşlerimizle de orada sohbet edeceğiz. Cenab-ı Hak cennetül müşahedeyi şimdi kısacık da anlatmayalım. Bayram günü kardeşlerimizi de ekran başına kilitlemeyelim. Cennetül müşahedeyi ayrı bir sohbette yapalım ki. Tabii ki. Bayram duamızı aşkla yapalım inşallah. Aynen hocam. Bu minicik bir giriş bölümümüz olsun. Evet. Biz bunu yine kaldığı yerden keyifle, bütün detaylarıyla yine sizden bir başka programımızda dinleyelim. Allah nasip kısmet ederse. Evet, inşallah hocam. Duamızı yapalım mı? Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil müttakin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا قبول إلى يا ربي اللهم انصر الإسلام والمسلمين
Allahümme eyyid kelimetel hakkı ve din. Allahümme rabbena la tuâkızna bima fe'ale süfehâ üminna. Allahümme rabbena atina fi dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve kına azabennâr. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine ve lil mu'minat yevme yekûmul hisâb. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Rabbi cealni mukîmes salâti ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbel alemin. İnşallah huzur ve sükunla kavuşacak olduğumuz şu Kurban Bayramı'nı ümmeti Muhammed'in hakkında hayırlara vesile eyle. Kurban Bayramı yüzü suyu hürmetine, ümmeti Muhammed'in günahlarını affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu Kurban Bayramı, şu Cuma saati yüzü suyu hürmetine, ümmeti Muhammed'in başındaki şu virüs denilen belayı def-ü ref eyle ya Rabbi. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda, namurat olanları bermurat, naşat olanları kariben handanu şadan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek günler yüzü suyu hürmetine şu anda yapmış olduğumuz acizane fakat halisane olan duamızı Kabe-i Muazzama'ya gelerek dua eden, Safa Merve arasında Hacer Vadimizin ızdırabını duyan, Arafat'a çıkıp Cebel-i Rahme'de el açıp gözyaşı dökerek dua eden kulların yapmış olduğu dualar katına lütfen, keramen, merhameten bu duamızı da katıver ya Rabbi. Allahümme Rabbena tekabbel minna ve afina ve afu anna ve erhamna ve erham mevtana ve şimardana ve sellim ahyaena bi hurmetil Fatiha. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bayramınızı yeniden bütün içten dileklerimizle kutlarız efendim. Amin inşallah cümlemiz. Evet sevgili izleyenler biz Nilüfer Zamanı'nın sonuna geldik. Umarız herkes çok güzel bir bayram geçirmiş olsun. Bugün bayramın son günü. Herkese eğer barışmayanlar varsa bugün barış günleri de olsun inşallah. Yeniden görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.